Tekrardan merhabalar. Stradivarius'un denemeli alışveriş videosuna hoş geldiniz. İlkbahar olduğu için birazcık rengarenk ürünler bekliyorum açıkçası. Çünkü bir önceki videomuzda da böyle çok güzel renkler çıkmıştı. Umarım bu videomuz da öyle geçer. O zaman videoya geçelim. Şimdi mağazaya geldik. Hemen böyle rengarenk ürünler göstermek istiyorum. Şöyle bir elbise var. İsterseniz bunu yazın giyin. İsterseniz özel günlerinizde vesaire giyin. Aslında hem böyle spor hem de çok rahat klasikleştirilebilir bir parça. Şöyle kumaşını görebilirsiniz. Bayağı hani hem güzel hem de böyle bir spor bir kumaşı var. Çok klasik gelmiyor. Uzaktan şöyle göstereyim. Şuradan şöyle göğüs altından bir tık büzgülü bir şekilde geliyor. Hafif bir yırtmacı var şu şekilde. Önü şöyle geliyor. Arkası böyle. Fiyatına bakalım. Fiyatı bunun 330'muş. Yani şöyle uzaktan tekrar göstereyim. Şöyle bu tarz pantolonlar seviyorsanız hem düz geliyor hem de yırtık paça. Tam yazlık aslında. Şöyle görebilirsiniz. Biraz da açık bir rengi var. Yani renginden dolayı tam yazlık yani çok kışın tercih edilmez. Bayağı derin bir yırtmacı var dizinde. Fiyatı 420 liraymış. Önü şu şekilde. Elimdeki şu an büyük beden bu arada. Arkası normal şöyle. Hani güzel üstü hayal edilebilir. Güzel bir parça. Çok uzun da değil, çok kısa da değil. Yani böyle bir pantolon arayışınız varsa buna bakabilirsiniz. Şöyle bir kumaş pantolon göstereceğim. Hem palazzo şeklinde geliyor hem de rengi bence çok tatlı. Yine bu tarz renkleri çok gördük ama kumaşı gayet güzel bu arada. Ben çok beğendim. Hani şöyle görebilirsiniz. Tamamen klasik bir kumaş. Böyle düğme detayı falan da çok güzel. Rengi falan çok uyumlu bence. Yine böyle yüksek bel aslında her yerde gördüğünüz pantolon modellerinden geliyor üst kısmı. Arkası normal düz bir şekilde iniyor. Bu tarz bir model bende var zaten. Hani belki videolarda dikkat etmişsinizdir. Bu renkli bir ürün arıyorsanız rengarenk. Bence çok ideal bir parça. Hem de farklı bir parça. Bunun fiyatı da 320 liraymış. Şimdi elimde şöyle çok ince bir blazer ceket var. Önce şöyle dışını göstereyim. Desenlere böyle. Hafif böyle kolunda vatka yok da böyle yakın kısmı biraz daha içinden hani telelenmiş gibi iki kat yapılmış. Uzaklaşayım bir. Şöyle. Hani kol boyu çok kısa bu arada. Üstümdeki small beden. Kol boyu bayağı kısa geliyor. Katlı bir şekilde ve açılmıyor katları. İnce bir ürün arıyorsanız üstten şu şekilde. Yani hem uzun da geliyor bence. Arkadan da. Bayağı uzun bir ürün. Yani renk olarak bence güzel, tatlı böyle. Tam ilkbaharda da çok rahat giyilir, kullanılır. Yine şöyle yakından da bakabilirsiniz. Ha, güzel, incecik, klasik bir parça ama sporlaştırılabilir. Üstündeki dediğim gibi small beden. Hani tam oldu bence bana. Fiyatını da bakalım. Bunun fiyatı da 420 liraymış. Az önce üstüme denediğim ürünün bir de şu rengi var. Yakından rengini göstereyim. Bu da yine çok ince bir ürün. Hani iki tane farklı rengi var. İsterseniz buna da bir göz atabilirsiniz. Elimde şöyle bir ürün var. Bu arada kumaşını çok beğendim aslında. Triko bir kumaş böyle yekilalı bir şekilde geliyor. Önünün böyle kulpları falan çok güzel. Hani dikiş detaylarıyla bence basit olan bir parçayı bir tık daha böyle göz önüne çıkarıyor diyebilirim. Kolları balon şeklinde geliyor. Ben zaten bu balon gelen kolları seviyorum. Kalp yaka ve balon kol. Bence güzel duruyor. Ben kendime de çok yakıştırıyorum. Bu şekilde krem rengi var. Farklı bir rengi yok. Tek renk gördüm şu an. Arkası normal düz bir şekilde geliyor. Ama kumaş olarak gerçekten güzel bir kumaş. Bunun fiyatı 260 lira. Bir de şöyle siyah rengi var. Hani daha böyle klasik taraftarıyım derseniz olabilir bence. Güzel durur ama kotların üstüne de gayet güzel durur. Bir de böyle siyah rengi var. Şimdi üzerimde böyle bir model var. Burada gördüm orada. Diğer mağazalarda çok yok böyle model. Genellikle trench coat modelleri var. Burada bayağı uzun. Üstündeki small beden ve şöyle detayları var. Yandan görebilirsiniz. Hani kombin olarak buna uyduğunu sanmıyorum ama mankendekini gösteririm birazdan. Bence mankende daha güzel durur. Kumaş detayları gayet güzel. Şöyle gizli bir cevi var. Güzel bir kumaşı var. Uzaktan göstereyim sonra mankende göstereyim. Uzaktan. Şöyle artık. Mankende göstereyim. Sonra da fiyatını söyleyeyim. Mankende duruşu şu şekilde biraz daha eteklerle yani klasik parçalarla aslında daha güzel duruyor. Hani yine manken üzerinde de göstermek istedim. Siz de daha net görmüş olursunuz. Bu ürünün fiyatı da 660 TL. Elimde
Elimde şöyle bir ürün var. Çok güzel bir crop bu arada. Derin bir V yakası var. Ve şöyle buradan güzel bir büstiyer aslında da demirli yani içten. Göğüs ucu gizleyiciyle çok güzel olur. Çok güzel bir parça, hem klasik de bir parça. Hafif böyle parlak bir ürün. Çok spor bir ürün de değil ama yine sporlaştırılabilir de bir ürün. Arkadan zaten normal askısı, kalın askılı ve geniş bir sırt detayı var. Ama ben önün detayını çok beğendim. Ya bence çok güzel bir parça. Çok da hoş olur. Bunun fiyatı 220 TL. Üstünde şöyle deri yelek var aslında. Birazcık hem spor bir parça, bir de bunun siyah rengi var. Onu da birazdan gösteririm. Bu renklerde modeller biraz daha göz önünde, daha çarpıcı oluyor. O yüzden bu renkleri seviyorum. Hani üstüme de oldu bence. Çok sırıttığını düşünmüyorum. Kısa, zaten tam crop şeklinde geliyor. Üstündeki X small ama small'u da olabilir bence. Hani ön açık kullanılacaksa eğer bence X small da olabilir. Çok sıkan bir ürün de değil. Yani çok daraltmıyor da. Detayları şu şekilde. Hani şöyle cebi var bakalım. Açık bir cebi var bu arada. Diğer tarafında da aynı şekilde. Güzel bir ürün bu arada. Ben duruşunu falan çok sevdim. Önler şu şekilde. Arkadan şöyle duruyor. Bence güzel bir parça. Bir fiyatına bakayım, sonra da siyahını göstereyim. Bu elimdekinin fiyatı 480 liraymış. Siyah rengini de şöyle göstereyim. Bu biraz daha farklı aslında. Daha mat bir şekilde geliyor. Hani bu tarzda bir şey arıyorsanız, yani bu daha canlı görünüyor. Buna da bakabilirsiniz. Bu rengi de güzel. Daha ağır bir görüntüsü var. Ama ben bunu daha çok beğendim. Şimdi elimde şöyle bir çanta var. Bunun renkleri de var. Bu yeşilleri çok gördük ama hani detaylarını beğenirseniz diye gösteriyorum. Uzun bir kol yapısı var ama ayarlanabilir. Şöyle ya da yani şu şekilde kullanılabilir bence. Ben beğendim renk olarak. Hatta ben bu boyutunu da çok beğendim. Yanda böyle tam kol altında durması hoş. 330 liraymış fiyatı. Diğer renklerini de göstereyim. Şöyle siyah rengi, bir de şöyle beyaz rengi varmış. Bunu da çok beğendim. Yani 3 tane rengi hakim. Yine bunlara da. Şöyle bir topuklu ayakkabı göstereceğim. Renkleri de var bu arada ve ben bunu çok beğendim. Öne hem şöyle sivri geliyor, renk olarak da çok güzel. Topuk boyu şu şekilde. Hani ince bir topuk boyu var. Ben beğendim. Hem de kalın bir şekilde geliyor. Şöyle görebilirsiniz. Arkadan da şöyle lastikli, hani bileğinize göre lastiği esmer, ona da dikkat edebilirsiniz, denemenizi öneririm. Bunun fiyatı 420 liraymış. Renklerini de göstereyim. Şöyle siyah rengi de var. Bunun da aynı fiyatı ama siyahı biraz daha kadifemsi şeklinde geliyor. Yine görebilirsiniz parlaklığında. Bu da güzel bir ama ben kremi daha çok beğendim. Yani ayakkabılar bu şekilde. Çok bayıldım. Bu arada ilk defa gördüm. Derisi inanılmaz yumuşacık ve renkleri var. Şöyle minicik, minnacık bir çanta. Hani alıp ne sığdırabilirsiniz ama çok güzel. Böyle uzuyor şurada. Zincirli bir şekilde geliyor. Gerisi şöyle kemerli bir şekilde geliyor. Fiyatı bunun 220 lira ama çok tatlı. Renkleri de var. Şöyle beyazı var. Bir de şöyle bebe mavisi var. 3 rengi. Çok güzel. Çok beğendim ama hani almak isterseniz diye şöyle üçünü de göstereyim. Şöyle bir kaban gördüm. Hem dışı deri geliyor hem de desenlerini falan çok beğendim. Bir deneyim. X small'u deniyorum. Hatta fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı 660 liraymış. İçi yumuşacık bu arada. Hem astarlı hafif böyle. Kolları şu şekilde. Kol boyu da güzel bu arada. X small olmasına rağmen çok güzel bence. Hem böyle hafif şişme gibi de. Tam böyle ilkbahar aylarında falan çok güzel kullanılır, giyilir. Yakası birazcık yüksek bir yaka bu arada. Tam böyle şurada falan bitiyor. Birazcık değiyor ama güzel. Uzağa da gideyim. Şöyle. Kalça boyu da böyle birazcık aşağıda. Hafif de oversize bir model. Böyle kolu X small olmasına rağmen bence bir tık daha aşağıda, daha yukarıda da böyle olabilirdi. Ama böyle güzel bir ürün. Ben bunu beğendim. Yumuşacık da bir ürün. Detayları falan da çok güzel. Hani beğendiyseniz bunu da bir göz atabilirsiniz. Şimdi yine şöyle trench coat bir ürün var. Bu bayağı ince bu arada. Şöyle. Boyutu bayağı uzun. Fiyatı yine 660 lira. Hemen hemen tüm kodları aynı. Ve X small olmasına rağmen yine kılıfları böyle bir tık büyük çalışılmış. Hani kol boyuna bir bakın. Gayet büyük. Uzun yani aslında. Tam istediğim noktada duruyor. Hani small'unu almanıza gerek yok. Normalde small giyiyorum ben. Arkadan şöyle bir bakın. Yine. Uzun bir ürün. Ama
bence güzel. Böyle sporda hem yağmurluk olarak da belki kullanabilirsiniz. Rengi zaten çok hoş. Ben rengini çok beğendim. Hafif de şöyle bir şapkası var. Bu da güzel. Güzel diyorum. Ben yine uzay bir gideyim bir bakın. Üstündekinden bu mevsimin ürünleri hani aldınız ama indirmede tabii hani bakmak isteyebilirsiniz. Güzel bir ürün, ben beğendim. Hani kullanmak isterseniz de bu zamanlarda yine bir göz atmalısınız. Elimde şöyle bir çanta var. Unisex gibi böyle spor bir çanta. Böyle dışı kaygan. Böyle önünden fermuarlı ve şuradan da hani gayet güzel bir askısı var. Hani içi de geniş. İsterseniz askılı da kullanılabilir. İsterseniz hani elde de taşıyabilirsiniz. Bir de şöyle siyah rengi var. İkisini de ben çok beğendim burada renk olarak. Güzel ve kullanışlı bir çanta aslında. Hem de spor. Eğer hani erkekler de tercih ederse hediye olarak da kullanılabilir. Fiyatı mesela 170 liraymış. Güzel bir çanta. Bunu da beğendim. Üstünde şöyle bir yelek var. Aslında ne şişme ne böyle çok ince bir yelek. Ama böyle renk skalası da çok mevcut ve güzel. Hafif yumuşak bir yelek. Şöyle de bir hediyesi var. İsterseniz. Böyle güzel. Şişme. Cebi açılmalı bu arada. Hani şu an bağlı ama isterseniz açabilirsiniz. Bayağı desenleri falan güzel. Yine şöyle ürünü de kapatayım hani bakmak isterseniz diye. Güzel. Hem crop da bir ürün. Böyle bir şey arıyorsanız. Bir de arkadan göstereyim. Şöyle. Arkadan da kaldı. Renklerini de göstereceğim ama üstündeki X small bu arada. Ve fiyatı bunların 300 lira. Ben yine böyle açık tonları daha çok beğeniyorum. Evet şu an indirimde bu arada. İndirimli hali 300 lira. Ama böyle bayağı renk skalası var. Ona da gösterelim. Şöyle hafif bizon bir rengi var. Hani bunu isterseniz. Şöyle siyah bir siyah bir ürün ararsanız bu da var. Bir de böyle bir rengi var. Hani bakmak isterseniz bunları da bir göz atabilirsiniz. Elimde şöyle mini triko bir elbise var. Ben aslında çok beğendim. Yine kol yapısını da çok beğendim. Hani böyle de bunu fırfırlı bir şekilde bence çok güzel durur. Hem mini de bir şekil geliyor. Dümdüz inen ama kollarıyla biraz daha canlı gösteren bir ürün. Rengine de böyle yakından bakın. Gayet güzel bir renk. Başka bir rengi de yok orada. Tek renk olarak geliyor. Yine böyle bisiklet bir yakısı var. Bunun fiyatı mesela 330 liraymış. Önü bu şekilde geliyor. Arkası da normal. Şu şekilde geliyor. Ve tercih ederseniz ben çok beğendim. Üstüne şöyle dışı kadife gelen, süet gelen aslında bir kaban giydim. Uzakta şimdi görün. Şu şekilde. Hem diz altına geliyor hem de arkadan. Üstündeki small beden ama kolları falan gayet güzel. Hani X small'da olur mu? Bence X small'da olabilirdi. Hafif böyle aşağı inen yani aşağı doğru çeken bir kumaşı var. Birazcık hani top bir kumaşı yok öyle söyleyeyim ama ben üstünde duruşunu çok beğendim. Yine şöyle uzaktan daha net görebilirsiniz. Hani isterseniz bunu X small'unda benim bedenimde X small'unda tercih edebilir. Güzel. İki tane cebi de açık gayet de. Fiyatına da bir bakalım ama ben çok beğendim bu ürünü. Bilmiyorum ama hani detaylı görün istedim. Güzel bir trench coat diyeyim aslında. Kaban ama trench coat arası bir şey çünkü. Fiyat da mesela 580 liraymış. Evet videomuz bitti. Aslında beklediğimin böyle bir tık altında kaldı diyebilirim. Çünkü ben sanırım daha böyle canlı, daha renkli ürünler bekledim. Çok böyle devasa modeller yoktu. Hani ilk defa gördüğümüz modeller de yoktu. Güzel şeyler vardı tabii ki. Yani herkesin ihtiyacı olabilecek bir sürü ürün de vardı ama ben böyle farklı modeller beklemiştim bu videoda. Sadece beni o konuda tatmin edemedi diyebilirim. Ama tabii ki yine renk olarak gayet güzeldi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.